Baba Torik. Dünya Kupası E grubunda grubun belki de en önemli karşılaşmasında Hollanda ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İki takımın bu karşılaşmadan önce yaptığı hazırlık maçlarına bakacak olduğunuzda Hollanda Macaristan deplasmanında 6-1'lik bir galibiyet aldı, sükse yaptı. Danimarka ise son iki hazırlık maçını 1-0 mağlup kapattı ve gol atma başarısı gösteremedi ama tabii bu hazırlık karşılaşmalarını çok fazla hani önemsememek lazım. Çünkü artık Dünya Kupası yaklaşıyor ve hani teknik direktörler bütün kadrolarını artık bütün oyuncularını denemek amacıyla hani yanıltıcı karşılaşmalar olabilir. Yedek kadrolar da bu karşılaşmalarda görev yaptı. Yani açıkçası son iki karşılaşmasını 1-0 kaybetmesi Danimarka'nın hani benim açımdan çok fazla olumsuz bir yönü yok. Danimarka takımı Avrupa elemelerinden çok rahat çıktı. Çok başarılı bir performans gösterdiler. Onlar daha önceki yorumlarımda da söylediğim gibi artık İskandinav futbolunu, o bildiğimiz defanstan forvet defans arkasına atılan uzun toplarla gol aramaya çalışan ada futbolunu artık geride bıraktılar. Biraz daha yani ona Brezilya vari diyeyim. Hani İskandinavya'nın Brezilya'sı olma yolunda ilerliyor Danimarka milli takımı. Zaten kadro yapısı olarak da bu şekilde futbol oynaması gereken bir takım Danimarka milli takımı. Hollanda takımının turnuva öncesinde açıkçası hani çok fazla favoriler arasında gösterilmiyor. Çok da iyi bir hücum hattı var ama özellikle kaleci sorunu bence Hollanda'nın en önemli sorunu. Van der Sar'dan sonra Stekelenburg muhtemelen Ajax kalecisi kaleyi koruyacak ama hani ilk önemli turnuvası olacak bu. Ne kadar bu turnuvayı hani kaldırabilir? Ne kadar Hollanda milli takımının kalesini hani güven verebilir? O biraz soru işareti ve çok fazla bir arada oynamaya alışkın olmayan bir defans hattı var Hollanda milli takımının. İşte Matisen, Van Bronckhorst, Bularus, Oyer, Braafheid ki bunların çoğu iyi bir sezon geçirmediler açıkçası. Bunlara Van der Fiel, Heitinga gibi oyuncular da dahil. Çok iyi sezon geçirmediler açıkçası. Birlikte oynamaya çok alışkın bir takım değil en azından defansif açıdan Hollanda milli takımı. Hücum hattına baktığınızda daha önce de söylediğim gibi hücum hattında çok çakılı bir forveti yok Hollanda milli takımının. Van Nistelrooy'dan sonra tek forvetler elindeki Huntelaar ki kötü bir sezon geçirdi Huntelaar. Bu anlamda da Hollanda'nın sorun yaşayabileceği kanısındayım ben. Çünkü hücum hattına baktığınızda hani çok iyi oyuncular var. Van der Vaart olsun, işte Ryan Babel olsun, Robben olsun. Çok iyi oyuncular var ama hepsi aynı tip oyuncular dediğim gibi. Bu Dünya Kupası'nda Van Marwijk'in açıkçası hücum performansı Hollanda'nın belirleyici olacak. Çünkü bu Dünya Kupası'nda en iyi yapabileceği şey Hollanda'nın hücum performansını yükseltmek olacak. Bu da Van Marwijk'in kadro seçimiyle alakalı olacak. Hücum hattında gerekli hani önemli oyuncularını iyi bir kadro seçimi yaparsa ancak bu şekilde Hollanda'nın ben başarılı olabileceği kanısındayım. Bu karşılaşma ile ilgili olarak da ben Danimarka'nın iyi bir kadrosu olduğu kanısındayım. Defans hattı, orta sahası ve hücumuyla bence komple bir takım. Kağıt üzerinde gözüktüğü gibi hani Hollanda milli takımı ben çok favori olduğu kanısında değilim. Karşılaşmada ben hani beraberliğin daha ağır bastığı kanaatindeyim ve gollü de bir karşılaşma bekliyorum. Açıkçası bu karşılaşma ile ilgili ilk olarak ben gollü beraberlik olacağı kanısındayım. Baba Torik.